Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bugün Edirne Kent Kart HES kodu uygulamasına nasıl HES kodumuzu Edirne Kart'a aktif ederiz onu göreceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hes.edirne.bel.tr adresine giriyoruz. Cep telefonundan da yapabilirsiniz. Buraya HES kodunuzu yazıyorsunuz. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından alabilirsiniz. Bizim videolarımızda da var. SMS de alabilirsiniz. Buraya HES kodumuzu yazıyoruz. Büyük harflerle. Bu kendi benim HES kodum. Ve bu uygulama sadece Edirne için geçerli. Bunu da bildirmek istiyorum size. Bu HES kodunu yazdıktan sonra buraya TC kimlik pasaport numaramızı yazıyoruz. TC kimlik pasaport numaramızı yazdıktan sonra da ulaşım kartı bilet numarasını yazıyorsunuz. Bilet numarası burada. Arkadaşlar kartın numarası şu. Edirne Kent Kart Hes kodu tanımlamak istediğinizde size sorulan kart numarası şu. Gördüğünüz gibi herkesin kart numarası buradan bakılacak arkadaşlar. O şekilde yazın. Bu videoyu iyi izleyin. Bilet numarasını yazdıktan sonra arkadaşlar devam diyeceğiz. Şimdi ben bilet numarasını yazayım. Şöyle bir iyice bakayım. Bir saniye. Yanlışlık yapmamaya çalışıyorum. Bu şekilde bilet numarasında yazdıktan sonra KVKK aydınlatma metni ve açıklama Rıza beyanı okudum, anladım ve kabul ediyorum diyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın 29.09.2020 tarihli sayılı şehir içi toplu taşıma HES kodu sorgulaması başlıklı genelgesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihi itibariyle, itibariyle HES kodu kaydı yapılmamış Edirne kent kartlar toplu taşımada kullanılamayacaktır diyor. Ve ondan sonra arkadaşlar her şeyi tamamladıktan sonra tanımla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tanımla sonucu, tanımlama sonucu, HES kodu tanımlama işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Son geçerlik tarihi Şubat 5 2022'dir diyor ve ana ekrana dön diyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde HES kodunuzu Edirne kent kart için yapabilirsiniz. Herkese iyi günler, kolay gelsin. Sakın unutmayın arkadaşlar HES kodu tanımlaması yapılmayan kartlar 1 Aralık 2020 tarihiyle geçersiz sayılacak HES kodu tanımlaması yapılmayan kartlar kullanılamayacak diyor Edirne Belediyesi.